Ya Rabbi, kıyamete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip ruhumuza Fatiha okuyanlar bizimdir. Bize mensup olanlar denizde boğulmasınlar. Ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler. İmanlarını kurtarmadıkça ölmesinler. Öleceklerini bilsinler ve haber versinler. Ve de ölümleri denizde boğularak olmasın. İstanbul Üsküdar'da 1589-1598 yıllarında yapılan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin türbeyi ziyaret edenler ve dua edenler için ettiği dua ile başladık bu haftaki programımıza. Avlu kapısının solunda klasik üslupla silmeler ve sivri kemerlerle donatılmış yan yana iki çeşme ve bu çeşmelerin üstünde imam ve müezzin odaları yer alır. Son cemaat yerinin doğu ucundan geçilen minare, dışarı taşkın bir kaide üzerinde yükselen daire kesitli bir gövdeye, basit bir şerefe ve kurşun kaplı koni biçiminde ahşap bir külaha sahiptir. Evet Enes Bey, nasıl? Güzel değil mi? Girişiyle bizi burada karşılıyor. Burası çok önemli bir mekan. Neden burası çok önemli? Çünkü burası Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin kabrinin olduğu ve onun camisinin olduğu bir mekan. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri İstanbul'un manevi koruyucularından. Burası Üsküdar'a bağlı küçük bir mahalle, bir semt burası ve her şeyle buraya özgü, her şeyle buraya özgü yani. İşte türbesiyle, imaretiyle, fırınıyla, aşeviyle. Hepsi bir arada olan inanılmaz güzel mekanlardan birisi. Aslında İstanbul dediğimiz aklımıza hep o Osmanlı, o şaşalı eserleri gelir ama burası çok daha küçük ama kendine özgün bir ruhu olan, bir atmosferi olan bir mekan. Bugün sizinle beraber inşallah bu mekanı girelim, gezelim, gösterelim izleyicilerimize. Az sonra da size, seyircilerimize bir tanıtalım bakalım. Enes Bey kimdir? Enes Reyhan, onu birazdan konuşacağız. Tamam. Buyurun. Evet Enes Bey, kısaca sizi bir tanıyalım. Yani Enes Reyhan, fotoğrafçılık aşkı nereden geliyor, nereden bulaştı bu? Kısaca bir tanıyalım bakalım, neler çekiyorsunuz? Adım Enes Reyhan. 1985 İstanbul Fatih doğumluyum. Fotoğrafa 2004 senesinde Osmanlı mezar taşlarını çekerek başladım diyebilirim. Osmanlı mezar taşları? Evet. Mezar taşları o apayrı bir deryadır aslında o. Evet. Bir küçük kompakt makinem vardı. Ve her gün Eyüp'te oturduğum için çok gözüme çok denk geliyorlardı ve yani neden bunları ben kayıt altına almayayım diye o şekilde fotoğrafa başladım diyebilirim ama estetik yönden hani gerçek anlamda fotoğrafçılığa başlamam 2007 sonrasına bulur. Onları kayıt altına almışsın sen. Fotoğrafçılık aslında bir belge sanatıdır yani, evet. Öyle değil mi? Evet. Yani işte 1800'lerden önce, fotoğraf daha oluşmadan önce işte birçok ülke vesaire gittikleri yere ressamlar götürür. O ressamlar da o bölgeleri resmederler ve onun da işte üstlerindeki krallara, kraliçelere vesaireler onlara sunarmış ki işte buralar böyle böyle bir şey diyor. Tabii ilk fotoğrafın ilk başlama şeyi belge. Mantığı da belge o. Üzerine, evet. Evet, belge üzerine. Siz de çok güzel bir şey yapmışsınız. Mezar taşları çünkü Osmanlı'daki mezar taşlarının bir de apayrı bir tabii, hikayesi var yani. Ayrı serpuşlar, hitabeler çok farklı. Yeniçeri mezar taşları apayrı. Aslında yani, bir mezar taşına, Osmanlı mezar taşına baktığınızda orada yatan kişinin eğitim durumu, şey, erkek mi bayan mı, şey, kaç yaşlarındadır, çocuğu var mı yok mu? Her şeyini görebiliyorsunuz değil mi? Her şeyini görebilirsiniz orada. Bu muhteşem bir şey. De estetik olarak da çok göze hoş gelen
Yani sanat eseri gibi. Sanat eseri aslında gibi değil, evet. Ciddi anlamda. Aynen. O bir sanat başlı başına eseri, sanat eseri. Evet. Fakat biz sizi daha çok şeyi de biliyoruz, işte sokak fotoğraflarıyla biliyoruz. Oraya merak nereden geldi? İşte dediğim gibi 2007 sonrası, yani 2008'in başlarında gazete ve dergilerde foto muhabiri olarak çalışmaya başladım. Bu süre zarfında da işte Türkiye'de olsun, dünyadan olsun çok iyi fotoğrafçılar tanıdım. Bunların başında özellikle Ara Güler Hoca gelir. Yani Ara Güler Hoca'yı tanıdıktan sonra benim hani fotoğrafa bakış açım tamamen duayenimiz yani, evet. Hocamız. Evet. Dediğim gibi Ara Hoca'yı tanıdıktan sonra ben daha çok sokağın değişen yüzünü, yaşayan yani gerçek hayat, hareketliliği, sokağın hareketliliği, bir devinimi var. Yani böyle durağan şeylerdense sokaktaki o hareketliliği çekmeye başladım. O tarihten bugüne kadar da ticari çekimler haricinde sadece sokak çekiyorum. Sokak ama bir keyiftir, yani ciddi anlamda bir keyif. Çünkü orada her şey yaşıyor zaten, yani yaşayan bir dünya var ve o dünyayı resmetmek, onu izleyiciye aktarmak, oradaki duyguyu, düşünceyi, hissiyatı aktarmak ciddi bir aslında uğraşan, çok ciddi bir sıkıntı. Yani normal durağan cisimleri çekersiniz, tamam kolaydır, ışığını denk getirirsiniz, çekersiniz. Ama sokak fotoğrafı oldu muydu, her şey değişiyor orada. Tabii aslında çok kolay gözüken ama bence fotoğraf dalları içinde en zor. Kesinlikle fotoğrafın zor. Çıkartılabileceği bir alan. Bazen saatlerce bir mekanda beklediğin oluyor. Bazen ışık o anda yeterli olmuyor. Tekrar mesela kaydedip oraya gelmen gerekiyor gibi şeyler. Ya İstanbul'da bu açıdan, yani dünyada sokak fotoğrafçılığı adına size görüntü verebilecek, kadraj verebilecek nadide şehirlerden bir tanesi kesinlikle diyebilirim. İstanbul bir derya. İstanbul bir derya dedik de, yani İstanbul deryasının içerisinde de çok önemli böyle bir damla olan bir noktadayız yani. Evet. O deryanın içerisinde. Fakat o damla tüm o İstanbul'un tamamını koruyor. Yani manevi koruyucularımızdan birisi. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin mekanı. Bu mekan içerisindeki sanatıyla beraber de aslında çok çok farklı, yani ciddi anlamda farklı. İşte boyama sanatıyla, ahşabıyla vesairesiyle çok büyük değil ama küçük bir mekan ve kendine özgü. Yani bakın bu etrafımızda bir dünya farklı şeyler var. İmaretler var, aşevi var, içerisinde kütüphanesi var. Kendine özgü bir ada burası, yani bir huzur adası. Bu huzur adasında o zaman beraber dolaşalım mı, gezelim mi, izleyicilerimize aktaralım bakalım içeride neler var. Hazır mısınız? Buyurun. Sadeliğin hakim olduğu caminin içine girdiğimizde süslemelerin asgari ölçülerde tutulduğunu fark etmemek mümkün değil. Tavanda ve pencere sıralarıyla alt ve üst kat mahvilleri arasındaki kuşakta pastel renkler kullanılarak stilize çiçekler ve dal kıvrımlarından oluşan motifler uygulanmış. Buranın süsleme sanatı, yani o tesibi bambaşka. Evet, küçük vesaire ama böyle bir dikdörtgen bir form var. Hatta kenardan böyle bir uzantısı daha var. Fakat bu süsleme tesip sanatları inanılmaz bir boyutta. Yani burada ayrı bir küçük bir ihtişam görüyorsunuz aslında burada. Yani küçük bir ihtişam böyle. Evet, yani ben buradayım diyor ama her şey minimal boyutta, küçük boyutta. Bence ön plandan fotoğraflamaya başlayalım mı? Çünkü bakın tavanlar, duvarlar, her birinde farklı farklı şeyler var. Lafza tulahlar hakeza yine öyle her bir pencerenin üstünde. Bunu izleyiciye doğru bir aktaralım. Evet. Bu tip mekanda nasıl çekiyorsunuz? Özellikle fotoğrafı çekerken dikkat ettiğiniz şeyler neler, yani teknik anlamda? Muhakkak dikkat etmemiz gereken şeyler var. Çünkü kapalı bir mekan, ışık yetersiz. Burada ISO'yu arttırabiliriz. Onun dışında diyaframımızı açabiliriz. Evet, ki ışığımız bol gelsin. Işığımız bol gelsin. O çok çok önemli. Daha sonra kompozisyon, zaten kompozisyona bakacağız neler var. Evet. İsterseniz minber ve mihrabı böyle birkaç kare yapalım mı, çalışalım çok mı? Çok iyi olur. Buyurun.
Yine bu tip çekimlerde, yani özellikle mimari çekimlerde yarım adım veya da bir adım böyle pozu düşürmek doygunluğu biraz daha artırıyor. Artırmasıyla beraber de daha hoş bir hale geliyor yani. Ciddi anlamda yani ışık az fakat renkler ortaya çıkıyor. Evet. Renklerin ortaya çıkmasıyla da tüm o güzelliğini aksettiriyor. Yoksa birebir pozladığımızda aynı tadı vermeyebiliyor. Şimdi sizin makinanız zoom lens. Evet. Hareket etmeden hani şey yapabiliyorsunuz. Avantaj dezavantajları evet. var. Dezavantajını yaşıyorum. Kısaca şunu konuşabilir miyiz? Yani 35 milim değil mi? Evet. 35 milim aslında tam anlamıyla sinema görüntüsünü alabiliriz oradan. Evet. Bir de insan gözüne en yakın. Yani en yakın. 50 milimetre diyoruz ama biraz daha, dar biraz daha kompozisyon kurmak isterseniz hani 35 milimetre sığıyor. Her tarafta sizi işinizi görebilir. Peki sokak fotoğrafçılığında özellikle tercih ettiğiniz lens 35 milimetre? Evet, yani sokakta ben sadece 35 milimetre kullanıyorum. Sadece. Evet. Yani çünkü gözün de ona bir disiplin oluyor. Yani ben mesela evet. şimdi vizöre baktığım zaman adeta 35 milimetrenin gördüğü açı gibi görüyorum. Mesela bazen öyle geniş açılar falan kullandığım oluyor. Böyle baş dönmesi falan oluyor. Yani. O hissettiriyor kendini. Evet. 35 milim insan gözüne en yakın. En yakın. Yani 50 milimetre insan gözüne en yakın açı olarak biliniyor ama hani bir kompozisyon kurmak istediğiniz zaman biraz daha bir geniş açı insan istiyor. Diğer taraftan kullandığınız makine aynasız bir makine. Evet, aynasız yani bir makine. Yani bu yeni birkaç sene içerisinde çıkan bu dijital makinelerde evet. aynasız makinelerden biri ve bu aynasız makinelerinde çok farklı avantajları var değil mi? Yani sokak fotoğrafçısıysanız aynasız makine tercih. Tabii tercih. İnsanlar rahatsız olmuyorlar. İnsanlar kompozisyon daha rahat oluyor. Kompozisyon daha rahat. Bir de kaybolursunuz. Yani bir mekana girdiğiniz zaman burada bir fotoğrafçı var demezler. Oradaki herhangi bir insan gibi. Daha rahat hareket evet, ediyorsunuz. Kaybolursunuz şeyde. İyi. Biraz da bu mekanda kaybolalım mı? Birkaç tamam. tane daha fotoğraf çekelim. Ben genelde böyle ışık süzmesi geldiği yerlerde ışık ölçerimi hani nokta atış yapıyorum ki hani kontrastı daha iyi alabileyim. Doğru pozlama yapıyorsunuz. Tabii. Doğru pozlama yapıyorsunuz. Genel pozlama yapmadan nokta. Tabii nokta. Nokta bir pozlama yaptığım için istediğim yerleri ön plana çıkarıp istediğim yerleri karartabiliyorum bu şekilde. Peki. Birkaç kare daha alalım ondan sonra ben özellikle şu tavanları tekrar çekmek istiyorum. Çünkü tavan süslemeleri gerçekten çok farklı burada. İsterseniz kapının oradan başlayalım. Değil mi? Kapının aha, oradan bir tabii, oradan bir alan derinliği. Alanı bir görelim. Tavanı. Olur, olur. Ondan sonra hay hay, buyurun. Detaya gideriz. Tabii böyle kapalı yerlerde makinanın sensörünün büyük olmasında bir avantajı var. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi yani ışığı orada... daha net, daha iyi alıyor. ISO'yu o kadar yükseltmenize gerek yok. Aynen öyle. Aslında bir de şöyle bir şey var. Yani insanlar direkt, özellikle yeni başlayan arkadaşlar, direkt işte kaç megapiksel sorusu. Aslında megapikselden bir önemi yok. Bir önemi yok. Mesela küçücük telefonlarda, akıllı telefonlarda bile işte 13, 15, 20 hatta daha fazla megapikseller evet. duyuyoruz, ediyoruz ve oradaki sensörler küçük sensörler. Sensör ne kadar küçük olursa oradaki elektronların etkileşimi de o denli fazla oluyor. Tabii. Sensör ne kadar büyük olursa birbirine etkileşiminin yani fotonların etkileşimi de o kadar azdır. O yüzden biz işte full frame makineler mümkün mertebe daha çok kullanıyoruz. Tabii. Camide kubbe bulunmaması ve tavanın oldukça yüksek olması içeride gerçekten güzel bir atmosfer oluşturmuş. Vaaz kürsüsü ahşaptan yapılmış olup S ve C kıvrımlarına ihtiva eden ve daha çok barok üslupta kabartmalarla süslü. Aynı şekilde minberin işlemeleri de göz alıcı.
Burada biraz soluklanalım mı? Evet, biraz yorulduk gibi. Evet, gel şurada bir soluklanalım. Hatta biraz çay içelim. Çay içelim. Evet. Hadi buyurun. Peki şey soracağım ya, az önce mesela oradan bir izin aldık ya fotoğraf çekerken. Ben bunu mesela şeylere, özellikle genç fotoğrafçı arkadaşlara mutlaka söylüyorum, izin alın diye. Peki sokak fotoğrafçılığında bu nasıl? Sokak fotoğrafçılığında bu her zaman işlemiyor diyebilirim aslında. Hani tamam, etik değerlere muhakkak riayet edeceğiz. Ama bazen fotoğrafı çektikten sonra da o izni isteyebiliyoruz. Yani tabii ki de fotoğrafı çekeyim ben, hiç izin istemem veya hiç haberi olmadan alayım gideyim. Tabii böyle yapanlar da var ama bu bence etik bir davranış değil. Bence de etik değil, çünkü orada kişisel bir şey var. Evet, şimdi önden haber verdiğimiz zaman bazen kişi o doğallığını kaybedebiliyor. O doğallığı kaybetmemek adına önce ben mesela fotoğrafını çekiyorum, sonra yanına gidiyorum, diyorum ki yani fotoğrafınızı çektim. Bakın çok güzel, çok güzel bir fotoğraf oldu. Hani uygun görürseniz hani ben bunu yayınlayacağım. Eğer şey verirse, hani izin verirse onu o şekilde kullanıyorum. Ama izin vermezse tabii ki de o... Helalliğini alıyoruz. Çünkü aynen, bu özel bir şey. Aslında burada bir şey daha yapıyoruz. Biz burada iletişime geçiyoruz. Yani fotoğrafın asıl mantığını ortaya koyuyoruz. Çünkü fotoğraf bir iletişim aracı. Yani bazen bu çekerken, bazen çektikten sonra oradaki o görüntüyü, o bakan kişi bunu hissederken biz orada bir iletişimde bir araç sergiliyoruz. Yani muhakkak, bir araç oluyoruz orada. Muhakkak. İşte dediğim gibi böyle izin alıyoruz. Bazen az önce yaptığımız gibi hani dokuyu kaybetmediğini düşündüğün zaman önceden izin istiyorum. Ondan sonra fotoğrafı çekiyorum. Bazen de oluyor ki şey oluyor. Mesela fotoğrafını çektim. Ama hiç konuşmaya gerek olmuyor. Yani bir güler yüz, bir tebessüm. Karşı tarafın hani ona izin verdiğini anlıyorsun yani. Hani o zaman doğru yoldayız. Evet. Peki ne yapalım? Devam edelim mi? Herhalde bizim çaylar biraz gecikecek gibi. Tamam. Biz de devam edelim. Olur, ne dersin? Olur. Hadi buyur. Evet, ne diyorsun? İstanbul'un neresi burası? Simge yerlerinden biri. Simge yerlerinden birisi. Burası aslında inanılmaz bir nokta, var ya benim çok sevdiğim. Aslında İstanbul'a gelip de burayı çekmemek olmaz. Niye? Evet. İşte bir tarafta Kız Kulesi, bir tarafta tarihi yarımada. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde aslında inanılmaz güzel bir fotoğraf. Gün batımı fotoğrafı. Peki ne dersin? Şu anda ışık biraz daha, yani güneş biraz daha yüksek. Az bir şey daha bekleyelim mi? Yoksa... Şey çekeceksek eğer... Kontrast. Kontrast bir fotoğraf çekeceksek... Beklemekte fayda var. Yine de bir deneyelim. Ne olur, dersin? Olur, ne dersin? Olur. Bir dönelim en azından. Bir vaktimizi değerlendirelim. Bir ışığımıza bakalım neler veriyor bize. Ona göre tamam, görelim bakalım ne çıkacak böyle. Aslında ışık biraz daha düşsün. Biraz bekleyelim. Biraz soluklanalım. Evet. Soluklandıktan sonra ışık da düşer biraz. Güneşimiz de düşer. O zaman tekrar birkaç kare alalım. Aynen. Olur mu? Olur. Sokak fotoğrafçılığına yeni başlamak isteyenlere ne tavsiye edersin? Öncelikle temel fotoğrafçılık bilgisini edinmesi gerekiyor. Yani nedir bu, kompozisyonda, ışıkta, diğer makinenin teknik bilgilerini, o işi bitirmeleri gerekiyor ilk önce. Bir kere fotoğrafçılıkta adım atmaları gerekiyor. Adım evet, attıklarında da belli başlı konuları artık geçmiş olmaları evet, gerekiyor. Yani teknik olarak artık ne yapacağımı düşünmeyip kompozisyona biraz daha ağırlık vermeleri lazım. Evet. Peki ikinci aşama nedir bunda? Fotoğraf makineleri onların bir kolu gibi olması lazım. Çünkü sokakta hani böyle çok bekleyip hani ya şunu da çekeyim, bunu da çekeyim diyemezsin. Çünkü anlık, sahne akıyor. Sahne akıyor ve anlık. Yani çok saniyeler içinde o görüntüyü kaçırabilirsin. Makinen her zaman hazır olması lazım. Teknik bilginin dışında bol bol ustaların fotoğraflarını incelemeleri lazım. İyi inceleyip iyi irdelemek gerektiğini evet, düşünüyorum. Yani öyle yani bir böyle bakayım hızlıca değil de yok. Çok detaylı bir şekilde analiz etmesi gerekiyor. Peki kompozisyonda nelere dikkat ediyorsun? Yani sokak fotoğrafçılığında olmazsa olmaz nelerdir? Yani aslında sokak fotoğrafçılığında olmazsa olmaz hiçbir şey yok. Her şey olabilir. Diyorsun. Her şey olabilir. Yani bir görüntüde renk önemlidir, bir görüntüde doku önemlidir, bir görüntüde
devinim önemlidir. Yani orada bunların hepsi de bir fotoğrafın içinde olabilir. Devinimi biraz açar mısın burada? Yani devinimde oradaki kastın ne? Yani o akışkanlık mıdır? Nedir orada? Devinimden kastım aslında sokak fotoğrafçılığının ana felsefesi karar anı. Yani o an dediğimiz şey sokak fotoğrafçılığının bence olmazsa olmaz en önemli şeyidir. Peki sokağa çıktığımız zaman özellikle işte kılık kıyafetine dikkat ettiğin veya makinene dikkat ettiğin bazı konular var mı yoksa tabii. O an mı gelişiyor onlar? Kendimi fotoğrafçı olarak belli edecek hiçbir şey giymem. Sokakta küçük makine kullanıyorum ve dikkat çekmeyen. Dikkat çekmeyen. Evet. Aslında projeler demişken senin de çalıştığın böyle çok enteresan projelerin var. Bize onlardan çok kısaca bir bahseder misin? Şu anda iki tane proje üzerinde çalışıyorum. Hani bitirip beklemeye aldığım projeler var. İşte daha yapmayı düşündüğüm ama başlamadığım projeler var. Şu anda bitmek üzere olan bit pazarlarını mesela. Bit pazarlarını. Evet, bit pazarlarını çekiyorum. Yine bunlar sokak fotoğrafçılığı konseptinde mi yoksa? Tabii yine sokak konseptinde ama hani daha çok belgesel diyebiliriz bunları. Bir arşiv. Tabii bir arşiv. Peki gelecekte ne projeler var? Kedilerin gözünden bir İstanbul. Kedilerin gözünden. Evet, kedilerin gözünden. Peki o kedin için yani niçin kedi? Kedin için sonuçta biz nerede yaşıyoruz? İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da hayvan dediğimiz zaman hani sokakta bir sokak fotoğrafçının aklına ne gelebilir? Kedi veya köpek gelebilir yani sonuçta. Evet. Sokağa çıktığımızda gördüğüm ya kedidir ya köpektir. Peki bir şey daha sormak istiyorum ya. Böyle çok ruhunu veya da kalbine çok batan fotoğraflar. Yani böyle mesela o fotoğraflar dediğimde aklına ilk gelen nedir yani? Mesela Bresson'un böyle bir fotoğrafı var. Elinde şemsiye bir adam, yansıma var su, oradan zıplıyor. Mesela o fotoğrafı hiç unutmam. En son işte 15 Temmuz'da bir darbe girişimi yaşadık. Orada bir mesela Elif Öztürk'ün çektiği bir fotoğraf var. Köprünün evet. Üstünden Türk bayrağı. Türk bayrağı mesela, ve insan seyli yani. Evet, mesela o fotoğrafı da muhakkak hayatım boyunca hiç unutmayacağım. Simge fotoğraflar değil tabii, mi? Simge bunlar fotoğraf. Artık simge yani fotoğraflar. Yani, samimi fotoğraf dediğimiz... Evet, yani içerisinde yapmacılık olmayan. Evet, içinde yapmacılık olmayan. Yani insanın içine böyle işleyen, dokunan fotoğraflar. Sokak fotoğrafçılığı da aslında öyledir değil mi? Sokak fotoğrafçılığı da samimi fotoğraflardır. Evet. Yani içerisinde bir yapmacıklık vesaire olmayan fotoğraflara zaten sokak fotoğrafçılığı diyoruz. Peki artık zaman gün batımı yavaş yavaş evet, geliyor. Ne dersin? Hazırlanalım mı? Evet, hazırlanalım. Hazırlanalım. Bakalım neler çıkacak. Bakalım. Güzel bir gündü değil mi? Evet, çok güzel bir gün geçirdik. Güzel, sıcak, yorucu ama keyifli bir gündü. Evet, çok çok keyif aldım. Kesinlikle, kesinlikle. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Bize bu güzel günde, İstanbul'un bu güzel mekanında yani Aziz Mahmut Hüdayi'de ve burada bu Kız Kulesi'nin ucunda, Salacağın uç taraflarında bize eşlik ettiğin için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Ben size çok teşekkür ederim. Umarım bir gün farklı bir mekanda, farklı bir projede beraber bir fotoğraflar çekiyor oluruz. İnşallah. İnşallah. Bunları da çok gelecek isterim. Kuşaklara çok belge isterim. Olarak aktarırız değil mi? İnşallah. Çok isterim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.